Sayın izleyiciler, Oksijen Stüdyoları'nda gündem özel programı ile sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu nedenden ötürü Düzce'deki siyasi partilerin kadın kolları başkanlarını stüdyomuzda ağırlıyoruz. Partilerin kadınlara dönük politikalarından, tabii ki Düzce'deki seçim çalışmalarından söz ediyoruz. İlk konuğumuz da Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Sayın Derya Aksay. Derya Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Tabii Kadınlar Günü olması nedeniyle ki her zaman kadınlarımız bizim için çok değerlidir, kutsaldır. Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, az önce de anonsla verdim. Kadınlar Günü'ne ilişkin bugünü vesile bilerek kadın politikalarına biraz inmek istiyoruz. Ben anons etmeyi de unuttum. Sayın Nevzat Cengiz Bey ile gündem programını birlikte hazırlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle seçimler için hazırladığı meclis listesinde kadınlarımızın ağırlığının olduğunu görüyoruz. Geçen yıllara göre. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tüm hanımlarımızın 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nü kutlarız. Burada tabii ki güzel bir atmosferde listelerimizi, işte meclis üyelerimizi, yoğunluğumuzun işte hanımlar olduğu konusunda değerlendirmelerimizi talep ettiniz. Burada biz diyoruz ki toplumun temel taşı kadınlar, kadınların her platformda önde olması gerekir. Biz diyoruz ki kadın emeğinin, kadın fikrinin, kadın düşüncesinin yer almadığı hiçbir alanda başarının olmayacağı kanaatindeyiz. Bakarsak çok teknik bir kadro oluşturduk. Bu teknik kadro oluşturulurken de tabii ki birçok faktör değerlendirildi. Bizim ilk kontenjan adayımız, birinci sırada kontenjan adayımız Hilal Hanım. Yani o kadar genel başkanımız olsun, işte belediye başkan adayımız, il başkanımız, biz yönetim olarak kendilerinin buyurmuş olduğu teveccühü ve halkın ona teveccüh edeceğini de düşünüyoruz. Bu sebeple hanımların her alanda ön planda olması amacıyla bu şekilde listeler oluşturulmuştur. Peki aynı zamanda bir hukuk kadınısınız, hukukçusunuz. Evet. Hem 8 Mart nedeniyle hem hukukçu olmanız münasebetiyle karşılaştığınız kadınların en önemli hukuki sorunları nelerdir? Bir de Düzce en son yayınlanan istatistiklerde boşanma oranlarının yüksek olduğu iller arasında yer alıyor. Bununla alakalı da birkaç kelimeden söz etmek ister misiniz? Şimdi tabii ki burada biraz toplum yapımızla ilgili, birazcık ekonomik sorunlar etkili, biraz eğitimle alakalı olarak bunlar entegre bir şekilde karşımıza yüksek oranlarda aile yapısındaki bozulmaları çıkarıyor. Biz bu aşamada yani gerek partimiz açısından gerek diğer bir bağlı bulunduğum sivil toplum kuruluşu açısından gerekli incelemeleri ve yardımları yapmaya çalışıyoruz. İncelemeler tabii ki önce tespitler, sokakta kadınlarımız işte şiddet gördüğü, ekonomiye katkısının sağlanmadığı, bunun belli bir kesim tarafından işte engellendiği ya da uygun ortam bulamadığı gerekçesiyle aile yapısına, ekonomisine katkı sağlayamadığı, tabii ki tek taraflı olarak eşin, erkek olan eşin egemen olduğu, belli bir süre sonra da sorunların ortaya çıktığı yönünde birçok serzenişte bulunarak geliyorlar bize. Biz de kendilerine her türlü faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Gerek hukuksal alanda, gerekse sosyal alanda. Bu yardımlarımızı sağlarken de tabii ki bakın biz boşanma oranlarının ne yazık ki yüksek olduğunu söylüyoruz. Bu yüksek oranların aşağılara çekilebilmesi için önce bozulan yapının neden bozulduğu konusunda tedbirlerimizi almamız gerekiyor, önlemlerimizi almamız gerekiyor. Aile yapısının bozulmasının temeldeki nedenlerinden birisi gerek eğitim eksikliği, gerek ruhsal değişimler, gerek ekonomik sorunlar. Bizim bunları çözme noktasında önce işte yerel birimler, genel birimler, devlet politikası, bunun eğitim,
hepsinin temelinde aile var çözebilmemiz için. Bizim aileyi kurtarabilmemiz gerekiyor ki geri kalan hepsini düzenleyebilelim. Yuvayı dişi kuş yapar. Bizim büyüklerimizin atasözü, bizim sistemimizdeki gelişimimiz burada annelere, kadınlarımıza yani o kadar büyük bir iş yükü düşüyor ki bu noktada bizim annelerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı eğitmemiz halinde eminim ki yavaş yavaş hepsini ileri doğru götüreceğiz. Ha, bu noktada hanımlarımız hemen şunu atlarlar. İşte neden hanımlarımızı eğitiyoruz, kadınlarımızı eğitiyoruz? Ama ortaya çıkmış o birey erkeği o hanım şekillendiriyor çocukken. Yani üçüncü erkek çocuğuma hamileyim. Onun için inşallah ben sağlıklı erkek bireyler yetiştirip hem kadın haklarına saygılı hem çocuk haklarına saygılı bireyler yetiştirme çabasının içerisindeyim. Ne yazık? Annelik ve siyaset nasıl gidiyor? Annelik ve siyaset çok güzel gidiyor. Nasıl çok güzel gidiyor? Ben büyük bir şehirden 10 sene önce çocuklarımı daha rahat büyütebileceğim küçük güzel bir şehir olan Düzce'mize ki Düzce'mize geldikten sonra küçük olmadığı kanaatine vardım. Benim nacizane hep şunu söylerim. Düzce küçük İstanbul. Evet. Benim için çok güzel, çok sevdiğim, severek hizmet ettiğim bir şehir halinde. Çocuklarım işte anne olunca önceliğiniz siyasetten önce çocuklar oluyor. Ama çocuklara güzel bir gelecek sağlayabilmek için de siyasi yapının içinde olmak gerektiği, elimizi taşın altına koymamız gerektiği yönünde de ben de kanaat hasıl olduktan sonra arkadaşlarla çok aktif çalışmaya başladım hep birlikte. İnşallah daha da güzel olacak. Şimdi aktif çalışmalardan söz ederken hemen Düzce'deki sahaya da bir bakmak isterim. Tabii. Partinizle birlikte biliyorsunuz ev ziyaretleri gerçekleştiriyorsunuz, esnafı geziyorsunuz, kurumları geziyorsunuz. Tabii genel olarak sormayacağım. Bunlar içinde kadınlardan size ne türlü sorular aksettiriliyor? İnanın hanımlardan bu platformda o kadar çok değişik sorularla karşı karşıya kalıyoruz ki öncelikle bizi çok sevecen karşılıyorlar. Bakın bizde bir fikir, bir düşünce, bir ideoloji partisiyiz. Biz insanlara bugün için değil, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak, bir olanak sağlamak, bir güzel bir yol çizmek amacıyla yaklaşıyoruz. İnanın hanımlar erkeklerden daha iyi eleştirebiliyorlar, erkeklerden daha güzel fikirler üretebiliyorlar. 70 yaşındaki teyzemiz de hala ekonomiye katkı sağlayabilmek için ben ne yapabilirim soruyor. Evet. Ya da işte kadınlarla ilgili problemlerden tutun da altyapı, eğitim, sağlık, düzen, trafik en son inanın hani 73 yaşında bir teyzemizdi sanıyorum. Sorduğu soru şeydi, Düzce'nin trafiğine nasıl bir çözüm getireceksiniz şeklindeydi. Bunu tabii ki biz hani çalışmalarımız kapsamında cevapladık ama çok hoşuma gitti. Sorulan soru çok güzeldi. Bu kapsamda tabii ki hanımlarımız gerçekten irdeleyebiliyor, düşünebiliyor. Biz kahve gezileri de yapıyoruz. Kahvelerde sorulmayan sorular bize samimiyetle evlerde soruluyor. Soruluyor yani biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Çok soru geleceği belli. Evet. Çok sorunlu olduğu da belli. Peki MHP bunlara ne vaat ediyor? MHP bunlara ne kadınlardan vaat bahsediyor? Tabii ki. Zaten dediğimiz gibi sorunları çözebilecek kitle hanımlar. Neden hanımlar? Düzce'de nüfusun çoğunluğunu hanımlar oluşturuyor. Nüfusun çoğunluğunu hanımların oluşturduğu ve inanın elinde bir iş yaparken aynı zamanda konuşabilen, aynı zamanda arka planı düşünen, evin bütçesini ayarlayabilen bir kadın ayak üstünde çok basit bir şekilde 4 işi yapabilir. Yani hani burada yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama erkeklerimizden daha kıvrak zekaya sahip bir varlıktan bahsediyoruz. Hiç anılmıyoruz, söyleyeyim. Böyle bir varlıktan bahsediyoruz. İnanın her platformda çözüm üretir. Her platformda çözüm üretebilir. Biz bunun için
öncelikle hanımlarımızdan başlayarak çözümlemeler üretmek istiyoruz. Bunun da ilk başlangıcını teveccüh buyurursanız bizim genel başkanımız da, il başkanımız da, belediye başkan adayımız da hanımlara çok kıymet veriyor. İnanın ben hep yıllarca şunu anlatmaya çalıştım. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Akabinde tabii ki bağlı birçok kuruluşta da görev aldım. Hanımlar hep kıymetliydi. Biz bunun kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Biz çok kıymetliyiz. Evet. Ben diyorum yıllardır yönetimlerde değişik kademelerde bulundum. Ve abilerimin çok büyük saygısına nail oldum. Ve kıymetimin biz hanımlara sürekli yönlendirmeye çalıştık. Bu kıymeti çok sağ olsunlar. Bu dönem biz bunu aktif olarak hanımlara daha geniş kitlelere anlatabiliyoruz. Gösterebiliyoruz da. Çalışmalarımıza da bu kapsamda başladık. Nedir? Kadın akademilerimizden başlıyoruz. İşte kadın emeği pazarlarından, onların ekonomiye katkısından, eğitimlerinden birçok alanda birçok çalışmayla biz hanımlarımızı aktif hale getireceğiz inşallah. Bir şey söylemek istiyorum. Ettiğimiz sohbetlerde parti başkan adayları olsun, meclis adayları olsun, ettiğimiz sohbetlerde kadın emeğinin pazarlanmasıyla alakalı, ekonomiye katılımıyla alakalı kadınların ciddi problemler var, talep de var kadınlarda. Bu konuyla alakalı Erdoğan Bey'in, daha doğrusu partinizin belediye meclisinde bir programınız var mı? Tabii ki. Şimdi şöyle, kadın akademilerinden bahsettik biraz önce. Kadın akademilerimiz sadece mesleki alanda eğitim almaları şeklinde değil. Orada mesleki alanlarda eğitimler alacaklar, üretecekler, ürettiklerini mesleki alan olarak açıp bunu geliştirebilecekler. Burada ürettiklerini de, kısmi zamanlı ürettiklerini de kadın emeği pazarında, dijital platformda, sanal marketlerde ya da belediye marketlerde ekonomiye kazandırabilecekler çok rahatlıkla. Ya da evde ürettiklerini bu pazarlarımızda sunarak ekonomiye bunu direkt katkı olarak elde edebilecekler. Aynı zamanda bizim çeşitli özel şirketlerle ya da kurumlarla diyelim, özel faaliyet gösteren birimlerle iletişimlerimiz var. Eve hanımlara iş imkanı taşıyacağız. Bunu da tabii ki yaparken biliyorsunuz bu bireysel olarak bu yapılıyor. Düzce'de birçok ortamda var. Bunu daha güvenli bir hale getireceğiz. Zaten belediyenin kapsamında oluşturulmuş kadın akademisi, kadın emeği pazarı, belediye marketleri güvenli bir ortamda onların ürünlerini pazara taşımalarını zaten sağlayacak. Bunun yanında diğer belediye üzerinden oluşturulmuş olan iş ilişkileri de daha güvenli bir ortamda ekonomiye hanımlarımızın kazandırılmasını sağlayacak. Akça Bey, bir şey merak ettim. Kaç kez belediye marketleri diye şeyden tanımlamadan bahsettiniz. Belediye market. Açar mısınız? Bu belediye market. Erdoğan Bey'in projesi mi yoksa MHP belediyecilik anlayışı mı? Şöyle Tanzim marketlerle bir şey var mı? Tanzim marketlerle bir ilişkisi var mı diye merak ettim. Değil. Şu şekilde. Belediye market dediğimiz hanımların evlerde hazırladıkları ürünleri pazara sunabildikleri açık belediyeye ait marketler. Burada tabii ki Erdoğan Bey'in, Sayın Erdoğan Bey'in projeleri zaten kapsamda hep birlikte hazırladığımız, hep birlikte bir platforma oturttuğumuz projeler. Burada inşallah aktif hale gelebilirse hanımlarımız açısından basit bir örnek vereyim size mesela. Reçeller, tarhanalar, turşular. Biz önceliğim benim turşu oluyor bu ara. Onunla ilgili hemen nedir? Bulamayabiliyoruz. Biz çok fabrikasyon istemeyebiliyoruz hassas olduğumuz dönemlerde. İşte el emeği, emek pazarı. Biz hanımlarımızın bu şekilde emeklerinin nakde dönmesini, ekonomiye katkı sağlar halde olmasını istiyoruz. Şu şekilde, nüfusun çoğunluğunun hanım olduğu bir yerde çok küçük bir erkek nüfusundan
aile geçindirmesi ya da onlara istihdam sağlanmasını beklemek yerine hanımları ekonomiye kazandırabilirsek güç olarak eminim şu sıkıntılı sürecimizi daha rahat atlatabiliriz diye düşünüyorum. Bu da ailenin işte o boşanma oranlarına kadar giden sorunlarının belli bir bölümünün çözülmesine neden olacak. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kadınlarımıza birçok haklar verildi. Evet. Bundan dolayı da kadınlarımızın siyasete ilgisi artmaya başladı. Bugün gelinen noktada kadınlarımızın düzeyden bahsediyorum. Siyasete ilgisini nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu tabii ki biz hakeza Sayın Atatürk bize haklarımızı tanıdıktan sonra hakların kullanımı açısından kadınların tabii ki talepte bulunması gerekiyor. Ben biraz da bizden bu talebi acaba dedim eksik bir noktada mı bıraktık? Son yıllarda, son işte uzun süreden beri aktif bir şekilde bu hakları daha geniş platformlara taşımaya çalışıyoruz. İşte biliyorsunuz Avrupa'nın birçok ülkesinden çok çok yıllar önce vize seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu haklarımızın kıymetini bilmekten ziyade biraz da aktif olarak biz hanımların talepte bulunması gerekiyordu. Evet. Talepte bulunduk. Bir, bu, iki, üç. Tabii ki toplumun temel taşının da hanımlar olduğunun biraz daha açık bir şekilde anlaşılması haliyle bu haklar daha geniş platformlarda kullanılmaya başlandı. Bir sorun yoksa ben bir son soruyu bitirmek istiyorum. Bir Nisan'da Düzce Belediyesi'nde size göre nasıl bir meclis oluşacak? Bakın çok kıymetli arkadaşlarımız var mecliste. Teknik anlamda faydası dokunacaklar var. Sosyal anlamda faydası dokunacak olanlar var. İletişim anlamında faydası dokunacak arkadaşlarımız var. Düzce halkı çok bilinçli esasında bu konuda. Kime nasıl kıymet vermesi gerektiğini, kime nasıl değer vermesi gerektiğini çok güzel ayırabilecek bir noktada. Eminim bu zenginliği de bu iradeyle ortaya koyacaklar. Meclise yansıtacaklar. Sokak Erdoğan ne hissediyorsun? Biz öyle diyoruz. İnşallah. Kıymet verecekler inşallah. Deniz Hanım ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayın izleyiciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gündem Özel Programı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Sayın Derya Aksa'yı ağırladık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın izleyiciler, hemen bu arada hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu akşam Park Gölet'te Kadınlar Günü'ne ilişkin bir programı var. Saat 19'da başlayacak, 22'ye kadar sürecek. Düzceli kadınlar da bu programa davetli.